Manşete hoş geldiniz. Sağlıkla başlıyoruz. Covid-19 salgını yeniden mi? Yeni varyant insanları etkilemeye başladı. Çevremizde de işitmeye başladık. Hastalananları, yatağa düşenleri, hoş ölüm vakaları yok, şükürler olsun. Hastanelik olma vakaları da yok denecek kadar az, düşük düzeyde. Ama ağırlıklı olarak yaşlıları, belli bir yaşı geçmiş, özellikle 70-80'in üstündeki insanları doğrudan etkiliyor, yatırıyor ve hastanelik yapıyor. Amerika'da benzer artış sinyalleri üzerine maskeyi konuşmaya başladı. %18 artış gerçekleşmiş Covid vakalarındaki can kaybında. Amerikan Başkanı'nın eşi Covid-19 pozitif oldu açıklandı. Amerikan Başkanı da 4-5 kere test yaptırmış G20 zirvesine gitmeden önce. Olmadığı negatif çıktı anlaşılınca da G20 zirvesine doğru yola çıkmış. Tam da bunun mevsimi Eylül, Ekim, Kasım ayları evet öldürmüyor ama süründürüyor. Evet hastanelik etmiyor ama hemen her şeyden elinize eteğinizi çekmek durumunda kalıyorsunuz. Tüm yaşam sevgi zevkinizi elinizden alıyor. bir bir şey okumak, bir şey seyretmek, ne bileyim yani bir yudum oturup su içmek falan bile çok zul geliyor. Böyle bir hastalık. Aşı mevsimi. O arada Biontech ve Pfizer yeni bir varyant, varyanta karşı yeni bir aşı geliştirmişler. Avrupa Birliği Komisyonu da buna onay vermiş. Onun mevsimi de yaklaşıyor. Benim yaşadığım İngiltere'de 50 yaşın üstündeki 50 yaşını geçmiş insanlara ulusal sağlık sistemi ücretsiz Covid aşısı yapıyor. Bir doz, iki doz e, randevu ulaşarak e, herkesin kendi yaşadığı ülkede durumlar, pozisyonlar farklı olabilir. Grip, koronavirüs mevsimine girdik. Fena halde girdik, öyle görülüyor. Türkiye'nin son aylarda, son yıllarda başına gelen en iyi şey filenin sultanları. Son Avrupa şampiyonluğuyla da bunu taçlandırdılar. Geldiler, geldiler daha önce e, çok böyle hani şeref kürsüsünü tutamamışlardı ama... Bu defa tuttular nice dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına diyelim. E, tabii bu bir oyuncunun cinsel yönelimi nedeniyle gölgelenmeye çalışıldı. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Çatlak sesler çıkması kolay. Onca badireye, onca olumsuzluğa. Türkiye'deki genel gidişatın hemen her şeyi sadece ekonomiyi değil sadece sosyal hayatı değil sadece ahlak ahlaki yönden değil sadece bürokrasi değil hemen her şeyi olumsuz etkilediği sporu da olumsuz etkilediği bir ortamda böyle bir başarı dünya arasında başarı gerçekten alkışlanacak bir başarı. Türkiye'deki hiçbir başarının bir kıymeti yoktur. Üzül, üzülerek söylüyorum. Kendi içerisinde istediğiniz kadar istediği kadar insanlar mutlu olabilirler. Ee, başarı Dünyada başarıyla eşdeğerdir. Dünyada ne yapıyorsun? Dünyada seni biliyorlar mı? Seni konuşuyorlar mı? Dünyaya adını nasıl yazdırdın? Başarı budur yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla filenin sultanları önemli bir iş yapmıştır. Ebrar Karakurt. Lezbiyen Ebrar diye işte bir duvar yazısına şu cevabı vermiş. Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz. Not kuşağı çizmeyi de unutmayın. Kapak gibi. Eş zamanlı olarak dünya kupasını kazanan, İspanya. Kadın futbol takımı. Veleybol değil bu teva futbol takımı. Kadın futbol takımı bunu hiç e, kutlayamadı. Hiç yaşayamadı. Bu sevinci ülkesine gittiği andan itibaren e, doyasıya e, tadamadı. E, bir karnaval havasında e, kutlaması gereken dünya şampiyonluğunu yani hiç konuşulmuyor bile İspanya'da. Konuşulan işte resimde de gördüğünüz Futbol Federasyonu Başkanı'nın e, bir oyuncuyu Hermoso'yu dudaklarından öpmesi. Şimdi adam istifa etmedi. İstifa etmedikçe de kriz büyüdü. Birileri adamın arkasında duruyor. UEFA adamı ne bir yerde FIFA adamı başkan yardımcılığı pozisyonu da varmış. Yani o görüntülere baktığınızda adamın her hareketi offside zaten. Sadece bu kadın futbolcuyu değil önündeki arkasındaki herkesi de tabir yerindeyse yani kutlama mı öpme mi öpücüklere boğma mı yani sarılma var sarılma var. Yani bir futbol takımı söz konusu olduğunda aynı hareketleri aynı kutlamayı yapacak mısın erkeklere yapmıyorsun. Kadınlara yaklaşımına bakın yani. Sadece işte o dudaklarından öptüğü kadın açısından söylemiyorum. Kriz büyüdü gitti. Yani tabii kişi istifa ettiğinde e, bir daha olmayacağını biliyor. Ve bir daha kafayı kaldıramayacağını biliyor. Ondan dolayı direniyor ama direndikçe kriz büyüyor. Fakat hiçbir güçte onu oradan alamıyor. Yani adamın arkasında nasıl bir güç var ki haftalardır hem ülke gündeminden hem de dünya gündeminden bu iş düşmüyor. Acayip bir olay. Dediğim gibi mesele sadece bu öpücük hadisesi değil. Önün arkasına baktı, bak, bakıldığında adamın davranışlarında acayip bir tuhaflık var. Zaten bu kadar direnmesi, soruşturmanın selameti falan deyip de insan gene kenara çekilmeyi bilir. Bu kadar direnmesi zaten herifin tineti hakkında da bir fikir veriyor. Neyse geçelim. Biz ülkeye dönelim. Ülkede Bankalar e, kul, e, müşterilerine kredi kartı limitlerinin düşürüldüğüne dair bir mesaj atmışlar. Sonra da bunun sehven atıldığı belirtilmiş falan. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kredi kartlarına belli ki bir düzenleme gelecek. Bir limit filan söz konusu olacak. Hani milliyetin alt başlığında o var. OVP orta vadeli plan hayata dokunacak diyor ya fena halde dokunacak. Vergi olarak dokunacak. Bir takım kısıtlamalar, sınırlamalar gelecek. Bununla dokunacak. Kredi kartı Türkiye açısından önemli. Batıda yok. Yani batıda var ama son derece sınırlı sayıda insan ve sınırlı limitle kullanıyor bunu. Öyle burada gerçekten kredi kartı kullanımı öyle yaygın değil. İnsanlar banka kartlarıyla veya banka ödeme kartlarıyla hesaplarında ne kadar para varsa onunla harcama yapıyorlar. Ağırlık burada. Her neyse kredi kartı var ama yani kredi kartı kullanım oranı da düşük. Yani oradaki limitler de son derece sınırlı. Bankalar o limitleri belirlerken kişinin pozisyonuna, ödeme durumuna, bankadaki parasına, geriye doğru kredi geçmişine falan bakıyorlar. Yani bu ülkede özellikle İngiltere'den söylüyor. Merkezin bir kredi notu var. Senin kredi notun ne kadarsa o kredi notu çerçevesinde bir kredi bilten var yani. Ve herkes o kredi notunu artırmaya veya iyi tutmaya çalışıyor filan. Dönelim Türkiye'de ise tamamen insanlar sayısız kredi kartı alıp kredi kartı üzerinden bir yaşam kurmuş durumdalar. Bu geriye doğru 20-25 yıldır böyle. Ve e, hep borçlanarak gidiyorlar. Yani harcamaları yapıyorlar. O harcamaların o gün karşılığı yok. Ay başında maaş yatınca ya kredi kartının tamamını ya yarısını ya da asgari miktarda kısmını ödeyerek geçiyor. Türkiye o açıdan büyük bir kredi kartı barajı var. Dolmuş durumda o yani. Yani çekildiğinde çökecek bir durumdan bahsediyoruz. Sistemden bahsediyoruz. Bakalım iş nereye gidecek? Türkiye açısından son derece önemli. Tek hedefleri halkı olmak demiş bir gün gazetesi manşetinde. Yani bu hep böyleydi zaten. Erdoğan Şimşek ikilisinin niyeti belli oldu. Günaydın. Yani Allah aşkına. Bu hep böyleydi yani. Bakan Şimşek enflasyonla ücretleri düşük tutarak mücadele edeceklerini duyururken orta vadeli plandaki her madde emek ve emekçi düşmanı. Yani gelecek enflasyona göre, enflasyon hedefine göre artış verecekler. Daha büyük kazık olabilir mi? Hangi hedefiniz tuttu ki maaş zamlarını hedef enflasyona göre yapacaksınız diye sormuş korkusuz. Türkiye boşalıyor. Onun için altta da onu yazdım. Almanya'ya sığınan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısında yaklaşık %300'lük artış olmuş. Üçe katlanmış. 5544 vatandaş sadece Ağustos ayında. Ağustos verisi dün değil belki gün yani. 30 günlük Ağustos verisi Almanya'ya itici etmiş. 5544. 8 ayda iltica edenlerin toplamı 30 bin. İlticada Suriyelerden sonra hemen ikinci sırada 7 ülkenin toplamından da fazla Türkiye. Ye. Aynı şey İngiltere için de geçerli, Hollanda için de geçerli. Sadece Almanya, Almanya değil. Avrupa'nın bütün ülkeleri Amerika ve Kanada için de geçerli. Bir önceki ay Amerika'ya Meksika sınırından geçen insan sayısı 177 bini bulmuş. Yani insanlar 10 bin, 10 bin, 100 bin, 100 bin, 100 bin batıya akın ediyor. Bu tabii yani 177 binde Türkler çok daha küçük bir orandadır ama büyük değişiklikler var. İklim değişiklikleri, ekonomik dengesizlikler, üretim, üretimin düşmesi ve insanların ekmek arayışı, daha ekonomik açısından müreffeh ülkelere yönelme ihtiyacı önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Ve şu anda batılı devletler işte bunun için önlem almaya çalışıyorlar. Hadise bu yani. Çin'den Apple'a büyük darbe gerçekten öyle. Apple hisseleri %6 düşmüş. 200 milyar dolar değer kaybetmiş. Neden? Çünkü Çin'de kamu görevlilerinin iPhone kullanmalarının yasaklandığına dair bir dedikodu çıktı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. O gelecektir muhakkak. Ama böyle bir durum 1.4-1.5 milyarlık bir ülke. insanın yaşadığı bir ülke Çin. Yani uzak doğu önemli. BRICS'i kurdular. Boru değil yani. İşte Rusya, Hindistan, Çin, Güney, Af Güney Afrika, Brezilya, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran falan gibi ülkeleri de ekliyorlar. Türkiye'ye falan da davet çıkarıyorlar. Şimdi bu 4-5 milyar insanın yaşadığı bir coğrafya. Bu tür kararlarla başta teknoloji devleri olmak üzere belli kurumları çökertir veya küçültürsünüz. O açıdan önemli. Apple gerçekten yeni lansmanını yapacak. iPhone lansman, lansmanını 12 Eylül'de önümüzdeki hafta, ondan önce gerçekten büyük darbe geldi. Yani bir anda bir iki gün içinde 200 milyar dolar değer kaybetmek nedir? İngiltere'de güncel tartışma şu, esasen güncel tartışma bir mahkumun cezaevinden kaçması, yüksek ee, yani terör suçuyla eski bir İngiliz askerinin İran'a bilgi sızdırmak, bilgi satmak neyse suçuyla. Tutuldu hapishanede 21 yaşında ee, bir e, mutfak e, ne bileyim işte tedarik kamyonunun altına saklanarak e, kaçması bir insan avı var e, İngiltere'de özellikle Londra ve civarında. Çarşamba sabahı kaçtı cezaevinden firar etti iki gündür bulamadılar şu anda ülke bunu toplamaya çalışıyor bakalım ne olacak Üç, üçüncü gün oldu üçüncü gün bitiyor hala bulamadılar ana gündem bu fakat hemen ikinci günden ve geçen haftanın gündemi de bu. İngiltere'de yüzden fazla okul 150 civarı çökme riski nedeniyle kapatıldı ve bunu başka kamu binaları da takip edecek. Ee, i̇şte belli bir beton türüyle inşa edilmiş binaları 90'lı yıllara kadar belli bir gaz beton deniyor Türkçesi. Onu, o betonla inşa edilmiş çökme riski var diye filan. Şimdi veliler isyanda. Niye olmasınlar ki? Okullar açılmasına birkaç gün kala böyle bir karar aldılar. Son dakika kararı. Yani bu birkaç ay önce alınabilirdi. İnsanlar ona göre planlama yapabilirlerdi. Öğrencilerin gideceği bir okul da yok. Online eğitime geçecekler ve bu tedbir artarak devam edecek. Yani i̇yi tarafı evet çökme riski var deyip insan güvenliği, çocukların güvenliği için böyle tedbirler alıyorsunuz. Ama plansızlık var, hesapsızlık var, organize sıkıntılı ve son dakikada insanları haberdar ediyorsunuz. İnsanlar da haliyle isyan ediyor. Kötü tarafı da bu. Evet Hala işin içinden çıkamadılar. Eğitim bakanı falan filan hedefte. Ee, o da yani ben işimi iyi yapıyorum. Bir kişi de çıkıp işimi iyi tak, e, iyi yaptığımı söylemiyor falan diye açık kalan bir mikrofona biraz da sinirli kaflı e, konuşunca onun da oradan başlı belaya girdi. Neyse e, belli konularda e, yaşadığımız ülkede şaşırıyoruz. Yani bu kadar eğitimli insanların böyle bir müktesebatın ardından falan öyle tuhaf, eble, sersemce işler yapıyorlar ki böyle kalıyorsun yani. Allah Allah diyorsun ya. Bu ya bu İngilizlere yakışmıyor yani. Nasıl oluyor ki böyle bir şey? bu da öyle bir şey yani. Dönelim Türkiye'ye. Emre Ulaş çok güzel çizmiş. E, yerel seçim sonrası muhtemel açıklama. Bir hileli seçimi daha geride bıraktık arkadaşlar. Artık önümüzdeki hileli seçimlere bakacağız. Bülent Çelik karikatürü de güzel. Meral Akşener'in açıklamaları gündemde. Ta, ta 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 atışa geçmiş. En azından bir yere nişan alsak falan. Sayın Genel Başkan diyor arkasındaki kurmayı. Durumlar biraz öyle. Gazete pencerede politika kulislerini iyi koklayan gazeteci Nuray e, Babacan, Cumhur İttifakı'nın e, Akşener'in açıklamalarından son derece mutlu olduğunu, hatta farklı ittifak formüllerini Cumhurbaşkanı'na sunmaya hazırlananlar, alamayacağımız illeri İyi Parti'ye bırakalım diyenler oldu falan diyor. Doğrudur, olabilir. Yani İyi Parti'nin veya Meral Akşener'in e, Erdoğan'la veya AKP'yle veya Cumhur ile ortaklık kurmasına, anlaşmasına, falan filan gerek yok. Yani ortaya çıkan manzara zaten tümüyle o ittifaka hizmet ediyor. Ne demişti? Ayrışa ayrış. Bugüne kadar yani kazanabilecek aday diyorduk. Olmadı. İttifak olmadı. İşe yaramadı. Şimdi ayrışa ayrışa da kazanabiliriz belki diyor. onluk parti. Levent Bey, şey Levent Gültekin Meral Akşener'e sormuş. Ekrem Bey, Mansur Bey'in aday olmasını istiyordunuz ama bana telefonda bu iki kişinin ile ilgili söylediklerinizi hatırlıyor musunuz? Söylesene ne söylemiş telefonda? CHP İYİ parti arasında yolun açık açık olsun resleşmesi her iki partide şu anda tepişiyorlar, polemik var. Ankara gazetecilerin bir bölümü ya köprüler atıldı bu iş artık dönmez derken bir bölümü de e, pazarlıkta el yükseltiyor İYİ Parti diyor. Ne olacağını bileme, bilemeyiz. Adayların belirlenmesine, ilan edilmesine, yerel seçim koşusunun başlamasına şurada işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani hani Kasım sonu deseniz 3 ay, Aralık deseniz 4 ay var. E, hayli vakit var. Belli ki bir 3-4 ay bununla e, zaman geçecek. Ama Mansur Yavaş'ın adaylığı kesin gibi. Adaylığının açıklanmasını bugün yarın bekliyorum demiş sözcüye ki e, Milliyet'te çıkan kulis haberi de bunu doğruluyor. CHP e, Mansur Yavaş'la Ankara'dan emin demiş. İstanbul, İstanbul artık 3 ay 4 ay bunu konuşacağız öyle görülüyor. Bana göre bugünün en önemli manşetlerinden biri Yeni Yaşam gazetesinin manşetiydi. İnfaz görüntülerine rağmen MIT raporu ile serbest bırakılan DAİŞ'liler Gar Katliamını gerçekleştirmiş diyor. MIT raporuyla ile katliamı. Haberin detayına baktığınızda biraz daha yaklaştırayım. Siz de görebilin. daişli işit diyelim. Ahmet Güneş, Mustafa Delibaşlar ve Ökkeş Durmaz üzerlerindeki materyallerle 2014'te yakalanıyorlar. Ve e, bir Kürdü infaz ettikleri, askeri eğitim gördükleri video falan da var yakalanan materyallerde. Daesh kamplarında, işit kamplarında eğitim aldıkları, bir kişi öldürdükleri görüntülerle sabit. 30 Haziran 2015'te MIT raporla serbest bırakılıyor, bırakılıyorlar. Mahkeme MIT'e işit bir örgüt müdür, bir terör örgütü müdür diye soruyor. Sonra da bunlar işit üyesi mi diye soruyor. Mahkemeden o şey mitten olumsuz cevap gelince mahkemeye serbest bırakılıyorlar. 30 Haziran 2015'te serbest bırakılıyorlar ve daha sonra gar katliamını gerçekleştiriyorlar. 10 Ekim 2015. Bana göre günün en önemli manşeti buydu. Yavaş yavaş bitirelim. Turul Er Yılmaz T24'te güzel bir yazı kalemi almış. Yazının zamanınız varsa tamamını, tamamını okuyun. E, fotoğraflarla da süslemiş yazıyı. Bir fotoğraf var ki dikkatimi çekti. Faruk Bildirici Semra Topçu'yla gazeteci evlenmiş. E, fakat eee Turul Er Yılmaz'ın da dikkatini çekmiş. Ya diyor ki ombudsman da yanlış yapar. Yani e, gazetecilik etiği diyerek haklı olarak Ortalığı inletenlerin kendilerinin de dikkatli olması lazım diyor. Düğün yapıyorsunuz, nikah şahidiniz CHP Genel Başkanı. Masanın üstündeki mikrofona da dikkat diyor. Masanın üstünde CHP mikrofonu var. Evet. Bir başka kare ki bunu daha çok önemsiyorum. Tuğrul Er Yılmaz paylaşmış. Ben de o toplantıda, ben de o yemekte, ben de o buluşmada olmak isterdim diye paylaşmış. Dün... Yani 7 Eylül'de Tuğrul Erilmaz'ın verdiği tarihle Ahmet Altan ve Hasan Cemal e, buluşmuşlar. E, masada soldan sağa Ahmet Altan, Hasan Cemal, e, Yasemin Çongar tam ortada oturuyor. Deniz Türkali ve e, Ayşe Cemal Sözleri var. Özür dilerim Ayşe Cemal Sözleri ve Deniz Türkali var. Hep beraber bir sofrada buluşmuşlar. E, uzun zamandır e, Ahmet Altan'dan haber almıyorduk ama en azından bu kare vesilesiyle Tuğrul El Yılmaz sayesinde böyle bir kareyi bize sundu ve iyi de etti Hasan Cemal hatırlatalım Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayıydı İstanbul'da seçilemeyeceği yere konmuştu ve seçilemedi keşke seçilebileceği yere koysalardı pek çok milletvekiline veya pek çok isimden daha güçlü bir adaydı kanımca Hasan Cemal'e ve Ahmet Altan'a selam olsun diyor ve evet özlediniz biliyorum soranlar oldu in kapatıyoruz İyi hafta sonları pazartesi buluşmak umuduyla